Dün Çanakkale'de 15 yaşında şehit olan çocuklar da vardı. O şanlı ecdadın şanlı torunları yine 15 yaşında şehit olabiliyorlar bu vatan için. Eren Bülbül. Bülbül seslerinin yankılandığı cennette şimdi delikanlı. Belki de ona en yakışacak cümle, ecdadımın heybeti maruf-u cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır cümlesidir. Kendisiyle beraber şehadet şerbetini yudumlayan kahraman asubayımız Ferhat Gedi'ye sesleniyor delikanlı. Ve onun son sözleri oluyor bu. Yere yatın komutanım. Dikkat edin. 15 yaşında bir çocuk. Yüreğimizde inanç ve gölgesinde serinlediğimiz ay yıldızlı bayrağımız var bizim. Dillere destan, yiğitlik hikayelerimiz var. Gözünü budaktan sakınmayan kahraman erlerimiz ve onların kahraman komutanları var. Binbaşı Ümit Çelik. Şehadeti o kadar gönülden arzuladı ki kıramadı onu yaradan ve erkenden yanına aldı. 11 yaşındaki oğlu Göktürk babasının cenaze namazında o minik ellerini açarak saf tuttu. Eşi Nesrin Hanım'ın sözleri deldi geçti duyanların ciğerlerini. Sen benim her şeyimdin ümidim. Şimdi de şehidim oldun. Evlatlarımı aynı senin gibi yetiştireceğim. Rahat uyu can yoldaşım, rahat uyu. Ben bu yoldan hiçbir zaman dönmeyeceğim. Her cümlende sabır ve şükür vardı senin. Şimdi sabır sırası bizde. Çok istiyordun ya yiğidim. Haydi git komşu ol peygambere. Ve bir bölük komutanı düşün. Herkes tarafından çok sevip sayılan, askerleri için bir ağabey, bir baba, bir can. Varsa cebinde biraz parası, harçlık veriyor onlara, paylaşıyor onlarla. Ya da en azından bir şeyler ısmarlıyor. O da mı olmadı? Sırtlarını sıvazlıyor, hal hatır soruyor. Sıra eğitime geldiğinde de göz açtırmıyor onlara. O terleyen delikanlılar hiç de şikayetçi olmuyorlar bundan. Çünkü komutanlarını çok seviyorlar. Çünkü biliyorlar ki barışta ter dökmeyen savaşta kan döküyor. Yüzbaşı Murat Üçöz. Şehit oldu yüzbaşım. Şehit oldu yiğidim. Cenazesi uğurlanırken eşi Buket Hanım'ın arkasından aşkım beni bırakma haykırışları çınlıyor şimdi hala kulaklarımızda. Birileri var birileri. Biri gider bini gelir diyen birileri var. Mağrur başını dik tutan, haine minnet etmeyen, asla eğilmeyen birileri var. Ve onlar diyorlar ki, kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmemektir. Ölmezliği düşünmek, boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Boy attı, çarçabuk büyüdü, çiftçilik ve kunduracıkla meşgul oldu. Evlilik çağı yaklaşıyordu. Gerçi daha
20'sinde bile değildi. Ama köy yerlerinde erken evleniyorlar. Ve 15'indeki Fatma Hanım'a vurgundu. Evlendiler. Nereden bilsinler ki Fatma Hanım 16'sında bir oğul dünyaya getirecek ve babası Osman o oğlanı hiçbir zaman göremeyecek. Gözü pek, mert, dürüst, sözünün eri bir delikanlıydı. Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Silah altına alındı, Tınaztepe mevkiindeydiler. Kurtuluş Savaşımızın son evresi 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan büyük taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla nihayetlenmiştir. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerlerini aldılar. Sabah saat 4.30'da topçularımızın taciz atışı başladı. Saat 6'da piyadelerimiz Tınaztepe'ye hücum ederek tel örgüleri açtılar ve tepeyi ele geçirdiler. Ardından Belentepe ve Kalecik zapt edildi. Bir millet küllerinden yeniden doğuyordu. Sanki dizginlenemeyen bir küheylan şaha kalkmış, dört nala ter içinde özgürlüğe koşuyordu. Ve Mehmetoğlu Osman bir kurt gibi saldırıyordu düşmana Tınaztepe'de. Bir ara aklına bebem doğdu mu acaba sorusu takıldı. Kız mı oldu, erkek mi acaba? Adını ne koydular acaba? Ona bir kez olsun sarılabilecek miyim? Onu bir kez olsun koklayabilecek miyim? Sorusu takıldı aklına. Kısmet olmadı, nasip olmadı ne yazık ki. Bir sıcaklık hissetti göğsünde. Soktu böğrüne elini. Fatma'sının ona emanet verdiği, beni özlediğinde koklarsın dediği oyalı mendil kan içinde kalmıştı. Ve şehit oldu Mehmetoğlu Osman. Fatma Hanım 85 yaşına kadar kocasını bekledi. Ha bugün ha yarın döndü dönecek, geldi gelecek diye diye ama gelmedi. Sonra 85. yaşında buluştular ama cennette buluştular. Komutanımız çok güzel şeyler anlattı. Bu vatan bizim, bayrağımıza, milletimize her zaman gururla taşıyacağız. Gurur duyuyoruz askerlerimizle, Mehmetçiklerimizle. Öksüz oğullarından Tahiroğlu Şehit Er Emin Bolu ili Aşağı Çamlı köyünde Tahir Bey ve Kamile Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Mert, güvenilir, çalışkan bir delikanlı oldu. Akrabası Ayşe Hanımefendi ile evlendiler. Mahir geldi dünyaya ve dünyalar Emin'in oldu. Mahir 5 yaşına bastığında Emin vatan mücadelesi için cepheye koştu. Başkomutanlık meydan muharebesi Tahiroğlu Emin'in efsaneleştiği mevki oldu. Bu savaş 30 Ağustos 1922'de bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için bu adı alır ve Dumlupınar Meydan Muharebeleri olarak da yad edilir. Sakarya Zaferi'nden sonra asıl ve kesin bir sonuç için yaklaşık bir yıldır hazırlanan kahraman ordumuzun muhteşem saldırısı ve bir milletin dirilişinin son perdesidir. Bugün Zafer Bayramı olarak kutlamamıza neden olan ölümüne bir özgürlük mücadelesinin günüdür. İşte bu mücadelenin yiğitlerinden birisi de Tahiroğlu Emin'di.
Gücü yettiğince saldırıyordu düşmana. Bir ara mermiler sustu. Siperdeydiler. Silah arkadaşı ve köylüsü, kılbaşı oğullarından Doğan, "Suyun var mı kardeşim?" dedi. "Kalmamış benim matramda." Uzattı ona matrasını Emin. Doğan tam uzandı ki iki gölge gördü uzaktan Emin. Yaklaşıyordu süpere doğru. Haykırdı, "Dikkat et Doğan!" Kapaklandı arkadaşın üzerine. Onu korudu mermilerden ama kendisini koruyamadı. Bir baktılar ki al kanlara boyanmış öksüz oğullarından Tahir oğlu Emin. Bizleri burada toplanmanızı sağlayan, geçmişimizi geleceğimize taşımamıza vesile olacak programı düzenleyen ordumuzun her kademedeki mensuplarına sonsuz saygılarımı, selamlarımı sunarım. En üst rütbeden en alt rütbeye kadar tüm personele canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Ben programı internette gördüm. Seyretmek için, canlı olarak görmek için buraya geldim. Çok güzeldi. Türkiye Şehitleri Anıları programına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programı yapandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, şehitlerimizden, herkesten Allah razı olsun. Çok güzel. İşte dedemizin sayesinde böyle bir ortamda bulunabildik. İnşallah son olsun Rabbim. Anaların ciğeri yanmasın. Ama ne güzel, annelerini karşılayacaklar. Şehitlik güzel bir mertebe.